Şimdi öncelikle etlerimi mühürleyerek salçalı bir sos yapacağım. Bunun içerisinde pişireceğim. Bunun için ızgara tavamın altını ve sos yapacağım. Tenceremi hazır hale getiriyorum. Bunun içerisine tereyağımı ekliyorum şimdi. Tereyağı eridikten sonra sarımsak ve kuru soğanları bir süre kavuracağım ve güzel bir salçalı sos yapacağım. Biraz deniz tuzu koyuyorum üzerine. Deniz tuzu çok güzel bir lezzet veriyor. Ve şimdi biraz da taze çekilmiş karabiber. Diğer taraflarını çevirelim. Tavama bir miktar zeytinyağı koyuyorum. Bunun içerisine şimdi etlerimi mühürlemeye başlayacağım. Birinci etimi koyuyorum hemen. Diğerlerini de içerisinde ekleyerek pişirmeye devam edeceğim. Şimdi birkaç tane sarımsak atıyorum. Sarımsaklarımı tereyağında hafif çeviriyorum. Şimdi bunun içerisine kuru soğanımı ekliyorum. Bir miktarını. Şimdi soğanı kavururken etleri de pişirmeye devam ediyorum. Şimdi ıspanağı da yapmaya başlıyorum. Bunun için de ocağımı tekrar açıyorum. Evet, soğanlar kendini bıraktıktan sonra, güzelce kavrulduktan sonra şimdi içerisine salçamı ekliyorum. Dilerseniz burada rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Salçaları da bir süre kavuracağım. Soğan ve salça güzelce kavrulduktan sonra şimdi içerisine suyunu ekliyorum. Mühürlemiş olduğum etleri tekrar bir ters yüz yapıyorum. Şimdi bunları da bu salçalı sosun içerisine alıyorum. Tavaya da biraz su ekliyorum şimdi. Etleri pişirmiş olduğum tavadaki o lezzetli yağı şimdi tekrar bu sosun içerisine bırakıyorum. Ve bu şekilde etler pişerken yağlarla almış oldukları lezzeti sosun içerisine eklemiş oluyorum. Şimdi ıspanağımızı da yapmaya başlayalım. Tenceremizi ısıttık. Bunun içerisine şimdi tereyağımı ekleyeceğim. Tereyağı ile birlikte şimdi kuru soğanları ekliyorum. Şimdi soğanlarımı ekledim. Şimdi etlerin kapağını kapatalım. Bu şekilde ortalama 35 dakika pişireceğim. Bu esnada da ıspanak garnitürümü hazırlamaya devam ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve bunun üzerine şimdi sıra geldi kremaya. Kremayla hem kıvam vereceğim hem de güzel bir lezzet vereceğim. Ve şimdi biraz da tuz ekliyorum. Az miktarda karabiber. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ortalama 10 dakika kremayla beraber ıspanağımı da pişireceğim. Arkasından da bu güzel etlerle beraber servise sunacağım. Ispanağım güzelce pişti. Kremayı da çekti içerisine. Harika görünüyor. Biraz da demlendirdim ben. Ocakta beklettim. Tabakta bir tarafa ıspanak, diğer tarafa da etlerimi koyacağım. Ispanağı biraz da yayacağım. Etlerin bir kısmını ıspanağın üzerine koymuş olacağım. Birazını dışarıya alıyorum. Birazını da ıspanakların üzerine doğru koyuyorum. Şimdi etlerin üzerine bir miktar da sosundan koyacağım. Çok lezzetli bir yemek servisi hazır.